Vlog nedir? Nasıl yapılır? Vlog nedir? Nasıl yapılır? Şu an bildiğim bütün dualar okuyacağım. Senem kamera görünce. Mermerli aynası şu an. Nur indi yüzüme. Tamam. Teşekkür ederim. Sen sevdin mi? Gürkan'ı bulduk Müge Hanım. Merak etmeyin. Burada kendisi. Bakın. Az kaldı, geliyorduk yarın. Ya şimdi şöyle yapayım. Aloha öncelikle. Aloha. Ben yine sallıyorum. Evet. Olsun. Şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Bu vlogu niye çekiyoruz öncelikle? Çünkü Senem, ben, Gürkan işte Bursa'da ne var Gürkan? Sagopa Kajmer konserine gideceğiz. Yaklaşık bir ay önce biletleri almıştım. Ve bir ay geçti. Evet. Şu bayağı oldu. Allah. Ve şey, Sagopa Kajmer bu arada Y kuşağı çok iyi bilir. Bence Z kuşağı da biliyordur herhalde. Ben de biliyorum. Sen Z kuşağı. Sen yok. Z kuşağı. Bir dakika, pardon. Merhaba. Hayır, Senem de Y kuşağı ya. Ha. Y kuşağı oluyorum aşkım ama son ucundan. Ama yani 97'li, 95'li ve 88'li olarak biz ne kuşağıyız? Yorumlara yazın diye. Böyle işte şimdi yola çıkacağız. Yolda belki bilmiyorum bir yerde dururuz, zaten 2 saat civarı sürüyormuş. Airbnb'de kalacağız. 2 odalı böyle bir yer, yok iki, evet 2 odalı bir yer bulduk. Bu arada o onaylanmadı. Hala onaylanmadı mı? Ona bir bakmamız tamam. Lazım. Mesaj geldi. Kalacak yerimiz yok. Bursa. Şu an evet. Kalacak yeri olan varsa bize evini açardı. Öyle işte. Yani size böyle ara ara çekeriz. Senem'de olur kamera, Gürkan'da olur artık. Beni de çekenler olur arkadaşlarımız. Aynen, ben de evet. Çeken taraf olurum genelde. Kamerayı tutan taraf. Kameranın önünde çok gözükmek istemiyorum. Ya olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Onun dışında işte böyle yola çıkıyoruz şimdi. O zaman izlemeye devam diyelim. Sonunda yola çıktık arkadaşlar. Usta şoförümüz Erdelen Hanım'la. Siz var ya. Müthiş bir yerden müthiş bir şekilde çıkmayı başardı kendisi. Öncelikle hiç sinirlenmedik. Çok sakin bir şekilde. Hiçbir yeri devirmedik. Hiçbir kazaya mal vermedik. Ön tampon hayır. Biraz merdivene dokundu. Sadece aynen. O oldu. Gürkan Bey de yardımcı oldu. Gürkan Bey çok sağ olun zaten. Gürkan Bey'in gömleğine bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş. Ama ben şundan şikayetçiyim. Neyden? O çarpmayabilirdin orada. Benim sözümü dinledim. Ben çarpmadım. Çok az dokundu. Önü mü diyorsun? Aynen. O kadar olsun artık. Artık ne yapayım? Ya saliselik şey. Düz yani diyorum. Bir düz bakalım. Ama sen o kadar kolaysa gel kullan Gürkan Bey. Yani kolay olmadığını söylemedim. Kolay evet, değildir illaki ama yine de bir güvenmek lazım madem bir şey çıkardım. Güvendik de zaten çıktık oradan. Şimdi evet. Öncelikle arkadaşlar Senemciğimiz, canımız ciğerimiz. Kaç günlük seyahate çıkıyorsun aşkım? Planın nedir? Bir ondan bahsetmek ister misin esas? Evet, isterim. Uğurladılar seni bu sabah galiba. Öncelikle 12 günlük bir tatile çıkıyorum arkadaşlar. Bursa turumuzdan sonra. Gerçi Bursa'da bir gün kalacağız hep beraber. Konsere gideceğiz. Sonrasında ben Eskişehir'e geçeceğim oradan. İlk defa yalnız başına değil mi? Evet, ilk defa yalnız başıma Eskişehir'e gidiyorum. İlk yalnız tatilim. Hiçbir fikrim yok Eskişehir hakkında. Ya, ama orada, olacak. Orada... Ben sana söyledim aşkım, hatırlıyor musun? Varuna Gezgin vardır arkadaşlar. Belki siz bilirsiniz. Eskişehir'de inanılmaz idi. Sen gittin mi Gürkan? Evet gittim. Var, açılan Gürkan ilk Varuna Gezgin. Gitmediği yer yok sanırım. Eskişehir'e gittim ben. Varuna Gezgin. Eskişehir'e ben bayılmıştım. Bir de oradan zamanında kanalım yoktu. Vosvos olacaktım. Sana anlattım ya. Evet, ben Vosvos. Onun için gittim ben. Şimdi Senemciğimle buluşacağız orada. Değil evet. Mi aşkım? Sen 4 ben, gün falan kalıyorsun. Ben 3-4 gün falan kalacağım. Sonra aşkım gelecek benim yanıma ve beraber gezeceğiz. O gelene kadar ben biraz keşif yapacağım kendim. Düz mü Gürkan? Düz mü gidiyorum, soldan mı? Öyle işte. Düz.
Çek. Bütün duaları okuyacağım. Senem kamera görünce. Peki. Bir dakika, ben şu Zeki Müren'i de görecek miyiz? He, Zeki Müren'in şeyine gidiyoruz arkadaşlar. Aa, evet. Zeki Müren'in mezarına götürecek Senemciğimiz bizi. Bakayım neredeymiş öyle. Çok merak ediyorum. Erkan, sen Bursa'yı bizden daha iyi biliyorsun. Ya Bursa'ya çok gittim ama sizden daha iyi biliyor muyum emin değilim. Senem taklit yapasın geliyor. Gürkan, sen Bursa'yı bizden daha iyi biliyorsun. Ben öyle mi konuşuyorum? Evet. Doğru. Şöyle. Yani değil mi ya? Öyle miydi Gürkan? Öyle miydi Senem? Daha önce Bursa'ya 5 kere gittim. 5 kere mi? Daha fazla değil mi? Ben de oradaki bir sahiplendirmeye gittim. Çok fazla gittim. Yani dışarıdan bakınca ben belki çok fazla gitmişim gibi duruyor olabilir. Çok fazla arkadaşım olduğu için ama sadece 5 kere gittim. 5'inde de birer ikişer gün kaldım. Yani Bursa'da hayatım boyunca yaşadığım süre 10 günden fazla değil. O yüzden çok detaylı bir bilgim yok. Ben de şeyi söyleyeceğim. Bursa'da kedi sahiplendirmiştim. Uzun süredir takip ediyorsanız zaten hatırlarsınız. O vlogu da izlemek isterseniz şuraları bir yerlere bırakalım. Aklınızda olsun. Şimdi arabalardan vloglar geliyordu. Şöyle Senem'le Gürkan bir tuvalet molası verdiler. Şunun da sesini kapatayım. Ay ne olmuş, bir dakika. Senem'le Gürkan tuvalet molası verdiler. Onları bekliyorum. Ondan sonra bir 15 dakikalık yolumuz kaldı. Aptal Simit Evi. Aptal Simit Evi. Öyle olması lazım. Ya da kahvaltı evi gibi bir ismi var gideceğimiz yarın. Senem hani oraya kesinlikle seni götürmem lazım dedi. Saat de 2'ye geliyor bu arada. Oraya gidiyoruz. Zaten sizi ara ara çekerim. Siz de göreceksiniz. Zeki Müren'in mezarına ben çok gitmek istiyorum. Ziyaret etmek, bir dua etmek. Orada yani görmeyi çok istiyorum. Senem bahsetmişti işte, bir oraya uğrayacağız yani. Çok sevgili ve saygın Zeki Müren, sanat güneşimizin mezarını bir görmek istiyorum. Ondan sonra da artık bakalım. Daha hala ev bulamadık. Başka birine yazdık galiba, o da kabul etmedi. Bakalım artık. Elbet bir yer bulacağız. Rota yeniden oluşturuluyor. Çok duygulandım. Niye? Çok güzel çünkü. Geldik. Ama çok sıra var. Burası mı? Evet. Abi yalnız kevleyin biliyor musun? Baksana. Çek çek, beni çek. Selam, ne haber? Gürkan bizi alıyor bir şeyler, biz de bekliyoruz. Sağ ol. Evet, malum simitli ve pidesi çok güzel. Senin önerinle geldim. Aynen. Ya Senem'in size gözlerini göstereceğim. Bak, kapasana gözlerini. Bakar mısınız? Belli oluyor mu? Hı, bayağı güzel. Kapı çay isteyen var mı? Çay. Çok. Kalp. Buraya efektler koyalım. Soframızı göstereyim. Çatallar böyle, bilginiz olsun. Yanınıza getirin çatallarınızı.
daha önce denemediysen kesin değil. Sen denedin mi? Bu açık açık tayinli pide. Bu meşhurmuş burada. Bakın arkadaşlar. Selam, merhaba. Ay ne tatlısınız. Demin beyefendi böyle yapıyor. Çekme, çekme, çekme. Lütfen çekin ya. Ay bence de. Çekiver. Geç, serbest geç. Sağ ol. Gel aşkım. Beyefendi çekmemizi istedi de. Çekebilir miyim? Kolay gelsin. Burada ekmek çok mu seviyorlar? Çok fırın var her yerde. Ya Bursalılar mı çok iyi ekmek genelde yoksa? Türkler zaten evet. Yok İstanbul'dan geliyoruz biz de. İstanbul'da bu kadar görmedik. Ne? Oha, wow. Bayağı küçükmüş. Bu Bursa'da çok meşhur. Günde sadece 5 adet üretiliyor. Doğru mu söylüyorsun? Ya atıyorsun ya. Öf ya ben de. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Daha hiçbir şey anlamadım daha, ben. Daha şimdi Zeki Müren'in mezarına gideceğiz. Mezarına yürüyerek gitmeye çalıştı hanımefendi. Biraz yokuş olduğunu ama anladı ki halkın verdiği tepkilerden sonra yürüyemeyeceğimizi. Bak evet. Şunu çekin, bak bu şekerler falan. Çarşı bitmedi arkadaşlar. Bakın yani ne kadar büyük olduğunu. Aptaldan alırız simidi. Sıcak. Ha. Simitten bir tane yiyin. Sonra yediniz ya. O zaman. Simidimiz harika. 15 lira. Çıtır çıtır, taze, sıcak. Taş burası, susamlı kebap. Beğendiniz mi ayranı? Şöyle bir diyalog geçti aramızda. Ayran Silivri'den geliyor. Dedim ki, burada dedim Bursa'nın bilmem ne yöresi. Ama Silivri ayranı geliyor. Evet. Ha. Ama olabilir. O da bana dedi ki, taze. Simitleri taze, çok yakından da alsın. Bursa'nın simidi bir başka. Harika. Çok sevdik. Kolay gelsin. Afiyet şeker olsun. Kendinize iyi bakın. Bakın şuralarda görüyor musunuz? Böyle bir han burası. Nereden çıkıyoruz? Manifaturacı'nın orada. Baksana şuraları diyorum. Çok eski yerler ya. Manifaturacı'nın oraya gidiyor. Ya şunu hatırlar mısınız? Kar spreyi. Anlat Gülkan. Terakki Manifatura diye bir dükkan gördüm. Herhangi bir fikrim yok Manifatura'nın ne olduğu konusunda. Dışarıdan bir bakıp izlenimler edineceğiz. Nerede? Hemen sol çaprazımızda. He, oraya gidelim diyorsun. Ne olduğunu anlamadım. Ne demek Manifatura? Dışarıdan baktığıma göre halı malı falan herhalde. Halı gibi bir şey. Aynen, herkes çekiyor.
çeşmeler çalışıyor mu acaba? Çalışıyor. Halkımız için deniyoruz. Evet, çalışıyor. Mutlu oldun mu? Birini buldun mu? Dün gece rahat uyudun mu? Oh. Hadi bakalım. Şimdi Senem anlatırken gerildiği için ben anlatıyorum. Bursa'da çok fazla terzi var. Yanlış söylüyorsam düzelt. Çünkü kumaşlarıyla çok meşhur. Kumaşlarıyla çok meşhurmuş. Kumaşlar çok var Bursa'da. Özellikle burada mı? Aynen öyle. O yüzden Bursa'da çok fazla terzi var. Ama doğru nedeni mu? Ne? Neden var terziler? Çok fazla kumaşla ünlü mü? Evet, kumaş ünlü. Kumaş üretiliyor. Okey. Ama mesela Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yerde yapılıyor. Ha. O yüzden hanedan zaten buradan burada giyiniyordu. O yüzden terzilik burada. Atmıyorsun değil mi? Terzilik o yüzden burada önemli bir meslek. Ben mesela terziliğin burada önemli olduğunu bilmiyordum. Ay şunları hatırlar mısınız? Evet. Çekebilir miyim? Bunu? Çekebilir miyim? Çekemez mi? Teşekkür ederim. Şaka yapıyor, şaka. Ama motor koymuşlar. Vay be. Bizim orada elinden şey öder. Devir değişti amca. Bursaray burada arkadaşlar. Gereksiz bilgilerdi bugün. Şimdi Zeki Müren'in mezarına gidiyoruz. Hayırlısıyla. Bu arada yürüyemezmişiz. Hani bilginiz olsun siz de gelirseniz. Çünkü 20 dakika veriyor buradan ama çok fazla yokuş olduğu için zor olur dediler. Bir iki kişiye sorduk. O yüzden arabayla gideceğiz bakalım. Şimdik. Gürkan gelmedi, istemedi. Biz Zeki Müren'in kabrini, mezarını ziyarete geldik. Aynen. Bakalım. Tüm saygımızla, sevgimizle geldik. Ben çok heyecanlandım. Tamam. Yukarıdaymış. Tersten baş. Evet Zeki Müren burası. Wow. Ay çok duygulandım, tuhaf oldum. Vay be. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey dilediğinizce olsun. Her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Şimdi eve geldik sayılır. Eve geldik sayılır. Çocuklar çıkıldı. 3 dakika evdeyiz. Ev bulduk. Size eve geldik. Balkondan manzarayı göstereyim. Evet. Şimdi konsere gidiyoruz. Değil mi? Merhaba. Merhaba. Hem de Sagopa konseri. Evet, birazdan giriş yapıyoruz şimdi. Taksiyle kaldığımız yerden iyi akşamlar. Taksiyle kaldığımız yerden
150-160 yazdı. Biz bayağı uzakta kalıyormuşuz galiba ama geldik. Evet. Gelmeyi başardık. Gelebildik aynen. Bakalım nasıl olacak. Konseri de çekerim size. Buraya gelirseniz burada böyle iskele var. Su parkı diyor. Kültür parkındayız şu anda. Böyle binebilirsiniz. Gözlerine baktık benim, çok şey anlatıyor gözümden akıntı benim. İlk başkası uykum dönüyor, zaman aldım uykusuzluk başladı. Yıllar öğretmenim oldu, gerçek soruldu, kaçtım dersler. Gürkan'ı bulduk öncelikle. Olanları da sonra anlatacağım ben size. Dün neler yaşadık neler. Şimdi hazırlanıp çıkıcıyık. Çıkıcıyık. Bu şey buranın altın topundu değil mi? Aynen. Evet, çok güzel bir ışık bulduk. Bakın şöyle bembeyaz. En sevdiğim ışıktır. Hep derim. Bunu yapayım mı? Aa, gözün içine sen beyaz kalem çekiyor musun? Bazen. Bakayım nasıl oldu. Bakayım. Şu an bu ışıkta hiç güzel durmuyor. Sen amcım böyle poz kesmeyi çok sever. Bir yetenek yani. Gerçekten. Ve Senem benden çok daha iyi çekiyor. Sen gözüne yakışanı çok iyi biliyorsun aşkım. Evet. Bakın, incecik. Ay dur, nazarlar değmez lütfen. Ay aşkım, çok güzel çıkıyorsun ha bu arada. Çekiyor muyum? Evet. Şeye girdim. Evet, Gürkan Bey, dünden beri kayıp kendisi. En son konser alanında gördük. Bir daha sonra yok. Sonra yoktu, evet. Sonra ben kendimi de göremedim. Kaput. Yani biz dün neler neler yaşadık, hani size anlatamam. Neler yaşadık? Anlatırsın. Evet Gürkan, anlatmak ister misin kendi açından? İyi misin şu anda? Bulduk seni. Şöyle içim, zor bulduk. İçim donuyor hala. Çok üşüdüm gece. Sokaklarda yattım birden. 6'da eve gelmişsin bu arada. Sabaha karşı bu size bulabilir. Hı hı. O da Sena amcim. Tuvalete kalkmasaydım. Telefonunu duydu. Ben hiç duymadım yani. Instagram... Aynen, bir şekilde ulaşmam gerekiyordu. Telefonum kayıptı. Montum yoktu. Sağda solda şu şekilde... Aha, şu an kendini acındırıyor musun sen? Hayır. Sadece gece harbiden soğuktu yani. Soğuktu da bir dakika. Şimdi aşkım gel sen de. Olanları bir anlatmak istiyorum size, tamam mı? Evet. Şöyle mi koysam hatta? Olmadı. Arabada mı konuşsaydık aşkım? Aşkım gel bir anlatalım şu aradan bir çıksın şu çocuk Ç'nin. Neler oldu biliyor musun? Sen niye çıkmıyorsun ya? Neler oldu? Şöyle şeyler oldu Gürkan'cığım, sen hatırlamazsın diye ben sana söyleyeyim. Şimdi biz çok güzel konsere gittik, evet, üçümüz. Evet. Çok da güzel eğlendik yani, bayağı iyiydi. Benim hatta ilk Sagopa konserimdi, sen aynen, de eğlendin aynen bence. Derken işte arkadaşlar sonra bir çıktık, hani konser bitti, biz dağıldık falan filan. Hepimiz üçümüz dağıldık. Sonra ben bir su almak istedim. Bu arkadaşımız da
ortalıkta yoktu sonra. Biz Senem'le kaldık böyle. Evet işte. Orada, tuvalete mi gittin? Evet. Orada Gürkan'ı bir süre bekledik. Bütün tuvaletlere gittik arkadaşlar ama Gürkan yoktu maalesef. Beni bıraktığınız andan sonrası yok. Hatırlamıyorum. Biz diyor. Gürkan'ı bırakmadık. Bizim onu bıraktığımız iddia ediyor. Hayır, bu arkadaş hayır. Bizi bıraktı. Evet hayır. Biz aradık. Sen diyorsun ya su almaya gittim. Evet. İşte, solda. Yok lütfen. Orada. Yok. Tamam yani. Işık çok... evet ışık bence de güzel. Sonrası iptal. Bak hatırlamıyor. Aşkım şöyle aynen, tut da. Bak böyle. Bak böyle aşkım. Aferin süper. Şöyle arkadaşlar, hatırlamıyor bu arkadaş. Ben inanılmaz sinirliydim. Bir dakika, bize yaşattıklarını şimdi ben bir kamuoyu duyurusu. Şöyle bir şey oldu. Anahtar Gürkan'da. Evet. Ben dedim ki anahtarı bana ver. Tamam dedi, vermedi. Tamam mı? Vermedi. Vermedi. Ve iki kere falan sordum. Sanki içime doğmuş gibi. Bu arada Senem'e de şey dedim. Ay dedim, hani sokaklardan toplamayız değil mi demiştin gelmeden. İşte. Kaç kez söyledi. Evet. Ondan ben sonra falan dedim hatta. Evet. Ondan sonra biz anahtarımız yok. Anahtar ev sahibini aramak durumunda kaldık. Airbnb'de kalıyoruz. Adam anahtarı balkondan bize fırlattı, attı. Kafama düşse ne olacaktı? Kim bilir diye olayları egzajere edeyim. Yani böyle bir şey yaşadık. Allah'tan ikinci anahtar vardı. 50 liramı koy buraya. Yedek tamam. Anahtar yaptıracak. Öyle yani. Sonra 6 gibi nasıl geldi? Sen duydun. Anlat aşkım. Ama evet arkadaşlar, ben gece bir gerilim yaşadım yani. Siz evet. De yaşamışsınız, çok büyük bir gerilim. Bu gerilim kupa yaptı falan çektik biz. Evet. Senem duydu değil mi? Sen evet. Instagram'ını. Ya duydun. Şöyle oldu, ben gece tuvalete kalktım ve sabaha karşıydı. Sonrasında Instagram'dan aramalar gelmeye başladı bana. Ben bir kalktım 5 istek. Ve ben aramayı... Bir gecede evet. Ben de diyorum ki yani Allah Allah. Sen, niye arıyorlar beni yani. Diyorum. Yani sen tanımadığım hesaplar beni arıyorlar. Kapattım. Birkaç kez kapattım diyorum, bu arada. Ay diyorum bunlardaki. Evet ya. Birkaç kez sonrası. Kapattım. Diyorum ki ya niye gece gece sabah olmuş beni niye arıyorlar? Ay neler yaşadık. Sonra... Mesajları gördüm bu arkadaşlar. Bu arada bir dakika Gürkan'ı bulduğumuzu evet, anladım. Ama şunu size söyleyeyim ben. Hani Senem kalkıyor. Ben kalkmam. Evet. Bak ben kalkmam. Ya hani hiç kendi sorumluluğu derim. Hani tabii ki de sonra ararım sabah ama o saatte uğraşamam derim. Uyku sersemde bakmam yani. Ben hani. Heyecanlandım. Bir evet Senem yani bayağı ben... Sen pimpiriklisin, ben senin evet. Kadar değilim. Ne hali varsa görsün modundaydım. Neyse uzun lafın kısası geldi. Dövdüm şöyle bir güzel. Daha da istediğin kadar dövebilirsin. Yani artık. Böyle bir şey olamaz şimdi. Bir de kahvaltıya gitmemiz gerekiyor. Telefonuyla uğraşacağız. Telefonunu almaya gideceğiz. Montunu kaybetmiş. Çok güzel bir monttu. Öyle yani. Söylemek istediğiniz bir şey varsa o buyurun. O kadar haklısın ki. Sagopa konseri güzeldi ama harikaydı. Ama harika bir konserdi. Şöyle en azından bu vlogda içerik olarak hakkım olduğunu düşünüyorum. Gürkan var ya. Nasıl kayboldum? Müge Anlı. Arkadaşlar Bursa'da neler yaşadı? Ay bir dakika bir de şey oldu. Sonra böyle yazanlar vardı tamam mı? Böyle hep hani Instagram'dan falan. Hatta story'imde paylaştım. Instagram'dan takip etmiyorsanız. Değil mi Gürkan? Ondan sonra orada şey böyle yazmışlar. Kel sakallı arkadaşınız kayboldu. Şuraya Instagram hesabımı da yazarsın. Kel sakallı arkadaşınız kayboldu arkadaşlar. Siz de kayıp oldunuz mu? Ben şöyle, o zaman ben şöyle bir program yapayım. Mesela Gürkan. Her hafta farklı bir şehre gideyim ben. Orada kaybolayım ben. Ve insanlar beni bulmaya çalışsın. Nasıl? Ay beni çok sinir. Birkaç Gürkan aralıyor. Beni bulana mesela... 50 lira. Anahtar bedeli ver. Beni bulana para ödülü vereyim mesela o şehirde. Aynen yani bulmak isterseniz arkadaşımızı şehir şehir Instagram'dan paylaşır. Aynen. Ha, ona da bir torpil evet. Gece Instagram'ını koyarız bakarsınız. Zaten bulunması yani şu yüz unutulmaz bence. Hayır aslında. Bence... Yani robot resmi kolay çizilir. Kokteyllerinden önce nasıl kaybolduğun konuşulacak Gürkan bu arada. Bence güzel bir deneyim olacak. Bir daha yaşamam açısından kendime de bir ders çıkarmış oldum en azından. Evet tamam sevindim yani bu olmaz bu ayıptır. Bir dayak, dayak yedim yani sonuçta. Benden yedi evet ama yani şey dayak şimdi YouTube'da bazı kitle şey anlıyor. Yok canım bayağı. Bazı insanlar nasıl bir dayaktı tatlı bir dayaktı değil mi? Böyle şey... unutturmayacak bir dayaktı aynen. Ben kedi gibi dövüyorum arkadaşlar. Ben nasıl gibiyim aşkım? Dur şimdi ışık güzelken şöyle bizde bir bak.
görmüş olduğunuz yapı Bursa Spor. Şu an kendisi TFF'nin alt liglerinde oynamaya devam ediyor. Süper Lig'deydi bir dönem. Süper Lig'de olduğu dönemde belediye ve devletle ortak tasarlayıp yaptırdığı 40 bin kişilik Timsah Arena. Vay be. Evet, sizi bilgilendirmeye geldik. Senem telefonunda, Gürkan pek mutlu. Değil mi Gürkan? Mutlu, uyuyor, neyim bilmiyorum. Telefonla kavuştun ya işte, mutsuz musun? Yok ya, sizi üzdüğüm için çok mutsuzum aslında. Neyse bakalım bizi nasıl mutlu edecek. Şimdi Cumalı Kız'a gidiyoruz arkadaşlar, yoldayız. İki saat falan daha buralardayız. Sen bilet aldın mı aşkım? Değiştirdin mi? Kaçta gidiyorsun? 3. 3 gibi Eskişehir'e geçiyor. Eskişehir'de olanlar ulaşsın diyeceğim ama bu video yayına girdiğinde çok ben, o yıllar geçiyor. Bunun turizm. Şimdi Cumalı Kızık'ta kahvaltı edeceğiz. Ben de hiç gitmedim. Ben zaten Bursa'yı çok iyi bilmiyorum. Belki küçükken bir gelmişimdir. Bir de işte kedi sahiplendirmeye getirmiştim buraya. Öyle. Gösteririz size. Gösteririz. Çok da güzel bir gün. Şöyle bir göstereyim size. Cumalı Kız'a geldik. İnanılmaz güneş var. Öyle böyle değil bu arada. Çok ciddi. Aa şunlara bakalım mı? Ben çok severim. Daha çok güzel şeyler var yukarıda. Tamam o zaman buradan döneceğiz zaten değil mi? Bakın ben bunları çok severim. Şunlar falan çok tatlı. Aa küpeler çok güzelmiş. Tam benlik. Evet tam senlik. Şu dağ çileğini deneyip sevenleriniz var mı? Ben bir kere denedim, şimdi bir daha deneyeceğim. Teşekkür ederiz Gürkan Bey, aldınız bizi. Ama çok şey var, ayakla. Macun çok severim. Ay macun. Kaç tane? Bir tane mi? Kaç tane? Bir tane. Çok güzel ya. Cumalı Kızık çok güzel değil mi arkadaşlar? Baksanıza. Şu renklere bakın. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama çok güzel. Dönüşte kahve içersiniz. Hoş geldiniz ablacığım. Merhaba. Ha müze mi? Biz kahve içmek için. Kahve de içebiliriz. He kahve de var. Dönüşte uğrayalım. Ne müzesi tam olarak? Bursa Ulus Kudemi'ne ait müze ev burası. Eski evleri mi? Evet, 78 yıllık evler bu evler. Efsane ya. Osmanlı evleri. Köyün hepsinin kuruluşu zaten öyle ablacığım. Çok güzel ya, çok değerli. Siz ünlü burada mı yaşıyorsunuz? Neyle ünlü? Tarihi. Anladım. Çok güzel. Anlatabilirsin. Köyümüz tarihiyle ünlü bir köy. Tek köy. Sıra köy, 7 tane kızı. Hı hı.
Ama 7 kızlıktan bir tanesi hayatta yakılıp yıkılmayan tek köy bizim köyümüz. Öyle mi? Köyler tekrar inşa almış. Savaş zamanı yakılıp yıkılmış. Hı hı. O yüzden bizim köyümüz değerli. UNESCO Dünya Kültür Mirası'na alındı. Bursa'mızla beraber. Peki ne zaman yıkıldı diğerleri biliyor musunuz hani aşağı? Ha, işte, Kurtuluş Savaşı. He, Kurtuluş Savaşı zamanı hepsi yıkıldı. Yakılmış şey. Yakılmış yeni inşa almış. Tabii. Bizim burayı yapmadan yıkmışlar. Anladım. O Cin Ali diye bir yer var mı? Cin Aralığı. Ha, Cin Aralığı, Cin Ali. Oranın özelliği nedir teyze? İşte bizim köyümüzün halkı. Hı hı. Bunlar da dağda kalmışlar. Hı hı. Zaten tabii erkekleri savaşa gitmiş herkes. Hı hı. Yaşlılar, kadınlar, çocuklar. Hı hı. Oradalarmış. Arada bir yiyecek almak için, un falan almak için köye gidiyorlarmış. Hı hı. İşte bunun askerleri bir gün görüyor onları. Önüne böyle şey yapıyor. Hı hı. Onlar da aradan kaçarken. Hı hı. Karşı kapı gözüküyor orada baktığın zaman aralıktan. Aralık görülmez. Ha. Oradan ansızın kaybolmuş insanlar için bunlar ne, nereye gitti? He. Diye onlar geri dönüyor, korkuyorlar. Vay be. Benim halam vardı, çok yaşlı. Hı hı. Benim halam vardı. Şimdi Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekan o anlatırdı. Hı hı. Rivayete göre böyle derdi kızım derdi. Ama ne kadar doğruysa. Ama gerçek herhalde ki. Vay be. Yaşadık derdi. Rabbim kimseye göstermesin bir daha derdi. Tabii ki de. Benim halamın abisi. Hı hı. Şehidimiz var yani. Köyde çok insanlar şehit. Mekan cennet olsun. Evet, burası cinler olurmuş. Gel. Ay ne enteresan, ben bayılırım ya. Evet, bakın burası. Patik. Evet. Burayı nasıl bulamıyorlar ki, ben anlamadım. Kaçıyor işte öyle. Tam da yani. Gözükmüyor ya, dışarıdan böyle bir sokak olduğu belli olmuyor. Aynen olmuyor. Vay be, savaş zaman nelere şahit oldu Allah. Dönüş yolunu geçtik. Her ne kadar yaşadığımız aksaklıklar canımızı sıksa da sıktı. Sıktı. Ya sıksa da. Ama mutluyuz. Mutluyuz. Seni sağ salim evine götürüyoruz. Öyle ve affetmeyi bildiği için. Ya. Kardeşime sonsuz şükranlarımı sunuyorum karşınızda. Kalp. Aynen. Tamam ya, şimdi onun için şey olmuş. Evet, onun olacak. Olmasın. Gözlerim Senem, doldu biraz. Senem gitti. Senem yola koyuldu tek başına. Benim aşkım 3-4 gün Eskişehirlerde gezecek. Onu bıraktık. Şimdi bir saat, 1,5 saatimiz var. Biz Gürkan'la dönüş yolundayız. 25 dakika sonra İstanbul'dayız. 25 dakikadan fazladır ya. Ay, benim karnım ağrıyor. Bir mola ve ihtiyaç mola söylemeziz kardeşim. Ha, ondan değil. Bence kahvaltıdan, çaydan arkadaşlar, çaydan. Ay, bayağı bir çay. Sen çay da içmedin aslında ya. Bir yarım bardak içtin. Evet, anladım. Öyle yani. Ben de huzurlarınızda Gürkan'a teşekkür ediyorum konser için. Sağ olsun. Bizi getirmedi. Ben getirdim ama... Konsere gittik. Konser planlaması gerçekten. Aynen. Öyle. Bir dahaki konserlerde iyi. Biz alışırız böyle. Her işimizi kendimiz yapmaya. Trip atıyor falan durduk yere. İşte öyle arkadaşlar ya. Hava da güzel. Şimdi artık ben kapanışı bu arada araba kullanırken mi yapayım? Hadi araba kullanırken kapanışı beraber yapalım Gürkan. Tamam, bir yapalım. Daha. Öncelikle izlediğiniz için kocaman mahalo diyorum. Eğer bu vlogu, bir dakika bunu demeden önce, Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya da şuraya bir yerler Instagram'ıma bırakayım mı? Şöyle. Evet, ya da benim tarafa. Gürkan'ın da Instagram'ını bırakalım mı Gürkan? Şuraya. Tamam, tam oraya bırakıyoruz. Bu videoyu, bu vlogu beğendiyseniz beğenmeyi,
beni sevdiyseniz, bizi sevdiyseniz de desteklemek isterseniz. Bir de arkadaşlar. Abone olup bildirimlerini açmayı. Yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlarınız kardeşler için çok iyi. Ya evet, yani vlogu nasıl buldunuz? Ne bileyim, şey, Gürkan'ı nasıl buldunuz? Gürkan'a siz olsanız kızmaz mıydınız? Gibi. Gibi gibi sorular varsa evet. Sizin de benim gibi böyle lanet arkadaşlarınız varsa onları hani açıklayın. Biz gelelim mesela onunla bir vlog çekelim. Ay yok, ay kalsın, ben almayayım. Sen kendi kanalında arkadaşım yaparsın. Öyle arkadaşlar, yani iyi ki varsınız. Senin söylemek istediğin başka bir şey var mı Gürkan'cığım? Ben senin takipçilerine sonsuz gider yollarım. Yeteriz efendim. O zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Gürkan el salla. Görüşürüz. 'Şimdi açılışı yapmaya hazırsan Gürkan bu arada. Falan mı yapayım? Ya ne istersen. Senem'cim sen biliyorsun, şuraya bakıyoruz. Buraya bakarsak arkadaşlarımıza bakıyor oluyor. Seni buraya evet. Bakarsanız daha yukarı oluyor. Benim takipçilerim beni görecek mi gerçekten? Evet, 20 bin bizi görecek mi? Gürkan'ı görün. 18.300 20 bin insan tarafından görüleceğim için çok heyecanlıyım. Ya Gürkan. Daha önce hiç 20 bin insana konuşmamıştım. Ama daha 20 bin oldu. 18.300 küsürüz. Beni gördükten sonra 20 bin geçeceğini düşünüyorum.